Arsenal yapısı. Arsenal nedir? Silah deposu. Şimdi burası zaten bir askeri sınır garnizonu. Böylesine önemli bir karakolun büyük çaplı bir silah deposunun olması gayet normal. Ama şöyle söyleyelim, 1975 yılına kadar görmüş olduğunuz Arsenal'ın doğu duvarı ayaktaymış. Bunu nereden biliyoruz? Buraya önemli Alman araştırmacılar geliyor 1800 yılından itibaren. Ve görmüş oldukları görünümdeki bütün yapıları tek tek fotoğraflayarak çiziyorlar. Aynı zamanda bir plan oluşturuyorlar. Bu görmüş olduğunuz plan 1975 yılında buraya gelen Ursula Peschloff adında bir Alman araştırmacıya ait. Ve bunu bir yayın haline getiriyor ki muhtemelen o dönemde Türkiye'de Serzan Arkadaşı neresidir bilinmiyordu muhtemelen. Bunu bir yayın haline getiriyor. O yayından almış olduğumuz veriler ışığında 1975 yılında biz bu Doğu Duvarı'nın tamamen ayakta olduğunu görüyoruz. Doğu Duvarı neden yıkılmış peki? 1975 yılında Lice'de deprem meydana geliyor. Aynı zamanda buradaki büyük çaplı kaçak kazıların olduğu da söyleniyor o dönemde. Köylerin bize aktardığını size söylüyorum. Muhtemelen temel sarsıldığı için domino taşı gibi çöktü. Burasının bir restorasyon projesi var. Restorasyon projesi dahilinde görmüş olduğunuz Doğu Duvarı aslında uygun bir şekilde ayağa kaldıracak. Yani bir tamamlama çalışması söz konusu olmayacak. Bizdeki restorasyon anlayışı şu, var olanı koruma. Yani mevcut taşlar Evet, mevcut kaldırılacak. taşlar kaldırılıp aslında uygun bir şekilde Doğu Duvarı tekrardan şu görmüş olduğunuz görüntüye ulaşacak. Şimdi iki bölümden meydana geliyor. Şöyle daha net bir şekilde görebilirsiniz. İki bölümden meydana geliyor. Genelde arsenallerde büyük pencerelere yer verilmez. Bunun temel sebebi şu, Arsenal bir şehrin en önemli yapılarından bir tanesi. Çünkü siz bütün silah mühimmatlarınızı burada saklıyorsunuz. Bunun deşifre olması demek, kalenin tehlikeye girmesi demek. Bundan kaynaklı Arsenallerde genelde şöyle görebilirsiniz, küçük bir havalandırma ve aydınlanmayı sağlayan pencereler olur. Biz burada herhangi bir kılıf taşması yürütemedik. Temel sebebi şu, taşların kaldırılması lazım. Numaralandırılıp, fotoğraflanıp çizildikten sonra kaldırılması lazım. Bu uzun bir işlem olduğu için biz bunu sonraki dönemlere erteledik. Çünkü buranın bir restorasyon projesi zaten var. Burada yapılan kazı çalışmalarıyla birlikte yapının işlevi daha net bir şekilde algılanabilecek. Devam edebiliriz. Bu arada şansınız var. Normalde yağmurlu olması lazım bugün. Abi sen varsın ya. Evet, teşekkürler, sağ olun. Şanslıyız, sağ olun. Bizim için şey şans yağmurdan ziyade sizlerin olması. Evet, çok teşekkürler. Yani doğa grubu olduğu için o çok Kesin. etkilemiyor ama Doğru, evet. böyle bir arkeologdan bu öyküyü dinlemek büyük bir şans. Ben de zevkle anlatıyorum gerçekten benim için bize. Şimdi bu görmüş olduğunuz yapı bir kaya kilisesi. Biz aslında buna şapel de diyebiliriz çünkü küçük çaplı bir kilise. En erken dönemlerde kilise olarak kullanılmıyordu. Burası muhtemelen dönemin en üst düzey yöneticisi tarafından kullanılan aile mezarlığı. Yani 3 kişi, 3 kırk meydana geliyor. Tabi burada sürekli savaşlar meydana geliyor. Sasani ve Roma arasında sürekli bir mücadele söz konusu. Muhtemelen şehrin, yani kalenin istila edildiği bir dönemde mezarlar soyulmuş. Mezarların soyulmasıyla birlikte bu alan boş kalmış. Tabi bu dönemlerde aynı zamanda Hristiyanlık da bölgeye yayılmaya başlıyor. Bir grup Romalı asker tarafından benimsenen bu inancın ibadet alanı olarak kullanılması gereken bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Ondan kaynaklı bu küçük yeri, şu görmüş olduğunuz küçük mezarlık alanını kiliseye dönüştürüyorlar. İçeri doğru gelebilirsek. Tabii o dönemde cemaat sayısı fazla olmadığı için çok büyük bir alana ihtiyaç duymuyorlar. Evet. Şimdi görebilirsiniz, şöyle görebilirsiniz. Bir, iki ve üç klineri bir mezarlık alanıydı burası. Mezarlık alanı işlevini yitirdikten sonra burası bir kiliseye dönüştürülmüş. Biliyorsunuz erken dönem kiliselerinde kilisenin yönü her zaman doğuya, yani güneşin doğduğu noktaya bakar. Ondan kaynaklı doğu kline iki taraftan tıraşlanarak ve doğu duvarına bir haç çizilerek burası bir kiliseye dönüştürülmüştür. Tabi biliyorsunuz kilise İncil'in ilk dili Aramice. Aynı zamanda fark ettiniz mi bilmiyorum ama duvar Evet. Aramice yazıtlar söz konusu. Evet. Aramice yazıtlarının olduğu bir diğer kısım ise şurası. Şöyle görebilirsiniz.
Burada da var sanki. Evet. Burada da var mı? O gömülmüş olduğunu söyler murç izleri, yani çekişme murç. Şurada da bir haç var. Şimdi zaten küçük bir cemaate ev sahipliği yaptığı için o dönem bütün ihtiyaçları karşılıyordu. Zamanla Hristiyanlığın Roma'nın resmi dini haline gelmesiyle birlikte daha büyük bir alana ihtiyaç duymuşlar. Ve bu yapının inşasından 200 yıl sonra, milattan sonra 6. yüzyıla az önce gelmiş olduğumuz büyük kiliseyi inşa ediyorlar. Tabi o döneme kadar burası aktif bir şekilde kullanılıyor. Şimdi Aramice yazısının bulunması gerçekten çok önemli. Çünkü buranın erken bir kilise örneği olduğunu gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz Hazreti İsa'nın da bu dili konuştuğu söyleniyor mesela. Bundan kaynaklı böyle bir yazıtın duvarda olması şu ifadeyi bize söyletebiliyor. Belki de Doğu Romalı Hristiyanların kullanmış olduğu en erken kilise örneklerinden bir tanesi burası. O zaman önümüzde belki de bir haç yeri olabilir burası. Belki de olabilir. Çünkü genelde o dönemde kutsal mekanlar insanların ulaşamayacağı alanlara inşa ediliyor. Şöyle görebilirsiniz, erken kilise örneklerinde çıkan bir ritüel de bizi karşılıyor. Şimdi Mardin Metropoliti bize bunu aktardı. Çünkü onlar birçok erken kilisenin envanterini tutarak bunlara ilgili önemli bilgilere sahipler. Şu görmüş olduğunuz bir kanal, Metropolitin aktardığını söylüyorum size. Muhtemelen rahip burada ayağını ıslatıyor. Ayağını ıslattıktan sonra törene başlıyor. Yani bu bir erken dönem kiliselerinde görülen ritüel. Muhtemelen temizlik anlayışından geliyor. Erken dönem kiliselerinde çok fazla karşılaştığımız bir ritüel. Aynı zamanda şu duvardaki yazıtların transkribi için biz arkadaşlarla birlikte bir hafta boyunca uğraştık. Islatarak, ters ışıkla, dokunarak bir şekilde yazmaya çalıştık ve dijital ortama aktardık. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli üniversitelere gönderildi. Fakat Aramice'nin eski bir dil ailesine mensup olduğu için çözülemedi maalesef. Geçenlerde Süryani bir misafir geldi. Biliyorsunuz Süryani hala o dili konuşuyorlar. Ve evet, onlar biz onun şahidi olduk. Yaşatıyorlar. Evet. Siz herhalde Saliba Bey'e eşlik ettiniz. Evet. Saliba Bey. Meryem Ana'ya gittiniz herhalde. Evet. Çok tatlı bir adamdır gerçekten. Bizi çok beğendik. Çok. Zaten onun okuduğu bir ifadeden bahsedeceğim. Şuradaki ifadeyi okudu. Holo dedi. Holo ses demekmiş Aramice'de. Şöyle kendisinin aktarımı söylüyorum. Belki de rahip töreni yönettiği esnada okumuş olduğu ilahilerden bir pasajı buraya yazmış dedim. Bir ihtimali yüksek bu tür uygulamaları biz görebiliyoruz. Ama Latince olmadığı için ya da Grekçe olmadığı için biz bu dili maalesef çözemiyoruz. Çünkü bu dili çözebilen ya da bu dili düzene çalışabilen insanlar çok fazla yok maalesef ülkemizde. Devam edebiliriz. Biz burayı tonozlu sarnıç olarak adlandırıyoruz. Neden bu ifadeyi kullanıyoruz? Çünkü üst kısmı iki farklı tonozla örtülmüş. O dönem şartları içerisinde düşünürseniz tamamen kapalıydı burası. Yine su kaybını önlemek için duvarların sıvanmış olduğunu düşünüyoruz biz. Şimdi genelde bu tür yerlerde sarnıç muhafızları oluyor. Sarnıç muhafızları üst kısımdaki açık alanda çıkırıklar yoluyla göndermiş oldukları kovalardan suyu alıp ihtiyacı olan noktalara götürüyorlar. Şimdi iki farklı bölümden meydana geliyor. Şunu ifade edebilir belki bize. Burası farklı birimler tarafından kullanılıyor. Belki burası, şurası kamu için kullanılıyordu. Burası da daha çok askerlerin günlük ihtiyaçlarını kullanmak için kullandığı bir alan olarak kullanmış olabilir. Bundan kaynaklı iki bölümden meydana geliyor olabilir. Yüksekliğini bilemiyoruz. Şu görmüş olduğunuz arka tarafta bir son 6 metrelik bir sondaj çalışması yaptık. Fakat zemine ulaşamadık. Dara'ya gittiniz mi bilmiyorum. Gideceksiniz. O zaman çok güzel oldu. Dara'dakini gördüğünüz zaman daha net bir şekilde algılayabilirsiniz. Dara'dakine benzer bir yüksekliğe sahip ya da daha fazla bir yüksekliğe sahip. O dönemde aynı zamanda biz suyun arıtıldığını da biliyoruz. Size onları ileriden göstereceğim. Şimdi suyun taşması durumlarında ne oluyor? Şu görmüş olduğunuz kanallar aracılığıyla taşan su ihtiyacı olan farklı bir alana gönderiliyor. Yani bu şekilde su hiçbir şekilde israf edilmiyor. Günümüzde de Çınar ilçesi
Diyarbakır'ın en az yağış alan ilçelerinden bir tanesi. Şimdi günümüzden 2000 yıl öncesini düşünürsek iklim olayları, doğa olayları daha farklı tabii. Ama yine de insanların suyu depolama ihtiyacı yüksek bir seviyedeymiş ki bu kadar suyu depolamak için alan yapmadan temel sebebi de bu oluyor. Şimdi böyle aşağı doğru gelebilirsin. Şimdi suların depolanmış olduğu sarnıçlar, su gömmüş olduğunuz sarnıçlar. Bu sarnıçların hemen alt tarafında bir çukur bulunuyor. Suyu doldurduğunuz zaman çamurlu ve kirli su bu çukura birikmiş oluyor ve temiz su yüzeyde kalıyor. Böylece suyu filtrelemiş oluyorlar. Ki bu sistemin ben dünyadaki birçok ülkede olmadığını düşünüyorum ki günümüzden 1700 yıl öncesini düşünürsek gerçekten önemli bir mimari. Tabii sarnıç muhafızları bunun günlük bakımlarını, haftalık bakımlarını yapıyorlar. Sular bittikten sonra bu çamuru alıp tekrardan su üzerine ilave ediliyor muhtemelen. Bu işlem sürekli devam ediyor. Şimdi Mitras Tapınağı'na doğru gidiyoruz. Şimdi 2016 yılında şu görmüş olduğunuz alan tamamen toprak altındaydı. Yani toprak ve taş dolguyla kaplıydı. Yapmış olduğumuz kazı çalışmaları neticesinde havalandırma deliklerine ulaştık biz. Tabii bu delikleri bulduğumuz zaman tam olarak yapının hangi işlevde kullanıldığını, ne olduğunu bilemiyoruz biz. Daha sonra aşağı doğru giden bir uygulamanın varlığını keşfettik ve tabii kazı çalışmalarını aşağı doğru yürüttük. Şimdi öyle, çok zor bir alan. Düşünün taşın ve toprağın dışarı tasfiyesi oldukça zor. Arkeolojik aletler bir noktadan sonra işlerini yitiriyor ve siz elle kazmaya devam ediyorsunuz. Çünkü sürünerek çalıştığımız bir alan burası. Gerçekten öyleydi. Yapılan kazılar sonucunda buranın bir sığınak olduğu ortaya çıktı. Yani 400 kişinin, savaş durumlarında 400 kişinin sığınabildiği bir sığınak. Barış durumlarında ise gıda deposu olarak kullanılıyor. Çünkü yazın kalenin en serin yeri burası oluyor. Şimdi bir gıda deposu olduğunu söylüyoruz ama bunu neye göre söylüyoruz? Aynı zamanda kanıtlarımızın da olması lazım. Çünkü arkeolojide kanıt olmasa bir düşünceyi dile getirmek gerçekten çok zor. Şöyle görebilirsiniz. Büyük çaplı kapların oturmuş olduğu çukurlar bulunuyor. Biz arkeoloji literatüründe pitos diyoruz ama bu küp de diyebiliriz diğer bir ifadeyle. Bu küpler görmüş olduğunuz şu çanaklara oturtuluyor. Zaten havalandırmalarla paralel olduğu için İhtiyacı olan kişi küpünü çekiyor, içinden malzemesini alıyor, tekrardan aynı şekilde gönderiyor. Tabii bu barış dönemlerinde. Savaş dönemlerinde ise burası 400 kişinin sığınabileceği boyutlarda inşa edilmiş.